Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle birlikte kendi süper kurmaya devam ediyoruz. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş son videodan sonra. Bugün onunla da hep birlikte inceleyeceğiz. Gibi en son bu şekilde de dükkanımız dolu doluydu. Bugün amaçlarından birisi dükkan artık kasiyer almak olacak. Yani işlerimizi artık başlarına devredeceğiz. Ama bunun önce bayağı bir para kasmam gerektiği için videonun başında ufak bir hızlandırma izleyeceksiniz. Görüyoruz zaten önceki videodan kalan borçlarımızı vesaire de ödememiz gerekiyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı ama sıkıntı yok abi. Yani halledeceğiz umarım. O zaman size hızlıca bir hızlandırma girsin ve paramızı katlayalım. Hadi bakalım. 30 dakikanın ardından neredeyse göre şu an 10 level olduk. Açık olmak gerekirse bayağı bir yordu bu beni. Çünkü gerçekten harıl çalışıyorum. Son birkaç tane daha müşteri geldiğinden sonra artık kaser alabileceğiz ve bu dertten kurtulabileceğiz ama asıl sıkıntı depo yapmak da zor. Yani sadece kaserlikte sorun değil. Umarım ilerleyen taraflarda onu da böyle otomatikleştirebileceğimiz bir çözüm vardır. Çünkü sürekli hangi ürün bitti, hangisini yenilemem lazım falan onları etmek kolay değil maalesef. Bir de açık olmak gerekirse şu an fiyatları bayağı bir düştüm. Piyasa fiyatı neyse onu hatta belki de bazen piyasa fiyatının altında satmaya başladım ve akşama doğru sürekli böyle 50 dolarlık siparişler geldi için açıkçası bence kara geçiyorum böylece. Sabahlar böyle saçma sapan şeyler geliyor ama baksan birer birer satın. şöyle ya. <laughs> ve bu arada 10 level olmuşuz yani artık kasiyer alabiliyoruz abi. Hemen şöyle yönetimde miydi? Neredeydi? Heh, işe alım hadi bakalım abi. Kasiyer bir günlük maaşı 85 iş alım dedi de 100'müş. Hemen bunu artık alıyoruz ve abi bu işten kurtuluyoruz. Adamım ya. Çaktırmayın oğlumu kasiyer yaptım o yüzden çok fazla para ödemiyorum. ha. <laughs> şu an artık tek işimiz kaldı o da abi sürekli stokları yenilemek maalesef. Mesela şişe şu yokmuş şişe şu. Ne yok ya şişe şu? <laughs> Oğlum hadi ya Allah Allah bu ne yukarı bu yavaş? He? Aferin aferin. Hızlı 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 Çek bakayım karttan. Aferin sana hadi bakayım. Su var ama galiba koyacak yeri yapmayı unutmuşum. Evet. <laughs> Keko gibi. <laughs> şimdi oyuna yeni gelen update'lerde birkaç şey eklendi demiştim. Bunlardan ilki ki buradaki kapı buraya artık böyle bir depo eklendi. Yam dükkanı böyle depo olarak satın alabiliriz ve sanırsam buraya yani eşya koyuyoruz da. gerek var mı bilmiyorum. Sanırsam buradaki fotoğrafta da gözüktüğü gibi direkt olarak böyle koyabiliyormuşuz. Onun dışında sanırsam başka bir şey eklenmemiş gibi duruyor. Bugün bayağı bir şimdi paramız var. Benim Şimdi ilk amacım buradaki bir çöpleri temizlemek olacak çünkü oyunum kasmaya başlıyor gibi hissediyorum. Ve gerçekten burayı artık daha yaptım yani. Şuna baksana abi binaya tırmanabileceğim birazdan ya. <laughs> Hatta birazdan dükkana giremedim o yüzden önünü falan temizlemem gerekti. O yüzden hızlıca abi şurayı bir temizleyelim değil mi? Bak mesela burada süt varmış abi ben bunu unutmuşum burada. Ana gözükmüyormuş. <laughs> Arda maalesef bunlar kaçıyor ama umarım başka kaçırmamışımdır. Şimdi şey mi şakasız burada 100 tane kutu vardır ya. Bu ne abi bitmiyor ya. Ne yapmışım ben oyunun başından beri saklıyorum bunları. <laughs> Bizim olan çok yavaş çalışıyor ama ya. Bu ne abi? Biz bu çocuğa tam olarak öğretememişiz kayseri Ama neyse sıkıntı yok. Yavaş yavaş öğrenecek o da. <laughs> Bak peynir falan ana bu ne abi? Bayağı bir stoklar şu an yine bitmiş gördüğünüz gibi. Çok hızlı bitiyor. Çok fazla çünkü şeyler var. Fiyatları düşürdüğüm için maalesef bir anlıklarınız zaman zaten 10 tane falan eşya aldıkları için abi çok hızlı bitiyor stoklar. Hatta şöyle bakalım isterseniz. Mesela kaç arada kaç alıyorlarmış şu an. Bak 5 tane direkt bu adam almış mesela. Hadi oğlum hadi hızlı 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 hız, hız. Zaten sürekli şuraya baksana sıra oluyor burada. Ya bu ne ya? 2 tane almış bu ya. Ayıp be kardeşim. Bak bu adamdan ben ümitliyim ya bu abladan. İkisinden biri çok fazla şey aldı ama ha, hangisi hadi bakalım. Bak bu güzel 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 güzel. Hemen şu ışığımızı Oluşum benim ya. Ne kadar güzel çalışıyor. <laughs> Umarım indiregendi yapmıyordur yani ne bileyim. Beşi kasaya, beşi kendi cebine falan yapmıyordur canım. Abi bu ne? Sıra oldu. Maalesef ama sıra yapabileceğim bir şey yok. Yavaş yavaş artık gidecekler. Ve tamam dur sonunda temizlendi. Şimdi 2000 paramız var. Bayağı bir düzenleme yapabiliriz demek oluyor bu. burada buradaki depoyu satın almayacağım. Eğer isterseniz o bir sonraki videonun konusu olacak. O yüzden şimdi ne yapsam bak. Mesela ürün lisansı alabilirim ama bilmiyorum ya. Yani gerçekten bir yerden sonra bu kadar fazla ürün sıkıntıya sokuyor beni. Mağazayı genişletmeye de gerek yok. Yeni işçi zaten alamıyormuşuz gördüğünüz gibi. Ve deponun kilidi borası sadece 800 paramız Çok fazla da değil ama yapıyor. bu videoda onu yapmayacağım. Sırsam benim bayağı bir raf ve buzdolabı almam gerekiyor. Şu an buzdolabında bayağı bir sıkıntı geçiriyoruz. Hadi raf neyse ama ben şu bir ürün lisanslarına bakmak istiyorum. Mesela bak portakal suyu, gazlı içecek, gazlı içecek, elma suyu bak. Burada gördüğünüz çok fazla içecek türü var. Burada size gördüğünüz bir raflara koyabileceğimiz şeyler var. Yani içecek türü olarak bilmiyorum ya. Sizce içecek türü mü alalım yoksa raflara koyacak eşya alalım? Yani içecek türü biraz farklı olacak. i̇çecek i̇şte türü güzel olabilir açıkçası. 550 buna gitse iki tane de buradan buzdolabı alsak 700, 1200, 1000 de bize kalıyor abi bir şey mi? İkisini alabiliriz galiba ya. Yani yanlış hesaplamadıysam hem buradaki içeceklerin lisansını hem de buradaki atıştırmalık lisansını galiba alabiliyoruz. O zaman hazırsanız alıyorum abi. En kötü ne olur bilmiyorum. <laughs> e, bilmiyorum ama yapacak bir şey. Hadi bakalım alıyorum. Hemen şu ikisini aldım artık şu an 12 tane daha yeni ürün açıldı bizim için. Faturalarımızı ödememiz lazım ama neyse onu yavaş yavaş öderiz artık. Şimdi benim ee, bir tane ya da iki tane mi alsak? Bir tane buradan raf alsak? 950 oldu abi. Hımm. O zaman şöyle yapalım. Bir tane buzdolabı alalım. iki tane raf alalım. Ya da birer tane alalım bunlardan. Çünkü параметрами там <laughs> şu an zaten görüyor Raflarımız boş olduğu için ekstra para kalsın ki yeni gelecek ürünleri de doldurabilelim. bugün 1200 dolar kazanmışız. Olsun güzel. Yine bazı şeylerin fiyatları değişmiş. Şimdi ama ben bakmam gereken bir şey daha var. Şimdi bu yeni gelen ürünler nerede satılıyor? Buzdolabında, 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 buzdolabında. Tamamdır abi. Buzdolabı ve raf olarak gözüküyor. O zaman bir buzdolabı ve rafı almamız gerekiyor anlaşılan. Şöyle alalım. Dükkanı bu sırada açmayacağım. Çünkü zaten dükkanı açtığımızda geçen videoda ne olduğunu gördünüz siz de. Çok ortalık kalışıyor. Şimdi şu an bu şekilde herhalde sığar gibi düşünüyorum. Ona da bir düzen yapalım abi. ufak bir düzen yapmaya çalışacağım. Bak bakalım. Tamamdır, şimdilik böyle yaptım. Çok fazla uğraşmadım açık uğraşmak gerekirse. Şimdi yeni gelen her şeyi bir almamız lazım. Tabii ki de ilk önce hemen şunların hepsini alalım ilk önce. Paramız yetecek mi abi sadece yeni gelenlere bile? Dur bakalım şunu aldık. Bir de şu ikisi kalmıştı tamam. Yeni gelen eşyaları yetti ama eskilerini doldurmamız birazcık sıkıntı olacak gibi duruyor. Neyse ben ilk önce bir bunları doldurayım abi. Yeni takımda bu arada şey. <laughs> bunu alıyorum ilk önce dükkana atıyorum. Ondan sonra da dükkanın ortasına alıp alıp bunları stokluyorum. Böyle biraz daha hızlı gibi geliyor bilmiyorum. Bunu bir şey fark ettim. Dur. Bunu bir koymak istiyorum abi. Bu nasıl? Bu, ne? Bu nasıl telif yememiş be? Telif yemesi gerekmiyor mu? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya da sponsorlu mu diyeceğim ama sanmıyorum pek ama. Hemen şöyle şunları güzel güzel dizelim abi. Baya böyle nizami dizime çalışacağım. Burası komple içecek rafı olacak. Bu neymiş? Mısır gevre. Aa yine bir mısır gevre de eklenmiş. Güzel bu ne be? Tatlıymış bu. Bu ne abi? Süt mü su mu bu? Ayran mı ya da? Ay, galiba ayran gibi duruyor. Anlamadım. Ha bu yok. Direkt şeye koyulmuş. Aa. Yani anlamadım ne olduğunu ama böyle şişeyi şeyle satıyoruz abi. Altılı olarak satıyoruz. O yüzden raflara konuluyormuş bu. Bu ne? Bu da galiba çikolata değil mi? Aynen. Güzel güzel. bayağı garip garip güzel şeyler satmaya başladık ya. Güzel duruyor ya tipleri. Ama tek sıkıntı bunları stoklarken neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Çünkü gerçekten stok işlemi bayağı bir sıkıntı olacak gibi duruyor. Burada iki çeşit kola satıyoruz galiba. arkadaş iki farklı markada satıyormuşuz şu keklerimizi de koyalım. Burada pudinglerimiz var. Pudingi de şuraya mı koyayım? Dur. En alta koyayım abi bunları. Tamam. <laughs> Vallahi çok güzel şeyler satıyoruz burada. Çok sevdim bunları. Burada jelibonlarımız da var. Ve son olarak da kurabiye kaldı sarsam. Aynen. Tamam güzel. Böyle abi yeni gelen eşyaları almış olduk. Şimdi ben bunları bir hızlıca fiyatlar vereyim. Mesela bu 2.10 ya. Ben buna 2 dolar vereceğim. Küsurlarla fazla uğraşmak istediğim için 50 kuruşun katları olarak fiyat veriyorum sürekli. Ve genel olarak zaten önerilen fiyatın altında kalıyor hep. Mesela bak bu sadece biraz üstünde kaldı. Buna mesela 11 verelim. Bu bayağı pahalıymış. Sanırsam bunu sadece 4 tane satıyoruz aynı He okey. 2 verelim abi buna. Buna 2,5 verelim. Şimdi eski eşyalardan söyleyeceğim tabii ki de. Bunları da raflara dizeyim. Zaten çok fazla paramız kalmadığı için hepsini alamadık. <laughs> artık böyle dükkanımızın son hali bu şekilde gördüğünüz gibi yeni eşyalarımız gibi bayağı bir tatlı duruyor. Yavaş yavaş süpermarket olma yolunda bu şekilde ilerliyoruz. O zaman size baştan videoyu bitireyim. Eğer bu senin devamı sözü lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki sevip sevmenizi olayım. Ve başvurumdan anında abone olmak istiyorsanız da bilmemiz açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağolun.